Evet, Arapça, ön lisans, ikinci sınıf, 2018-2019 yılı 3 ders sınav sorularını sizler için çözmeye başlıyoruz. Sevgili ön lisans öğrencileri, sizden istediğimiz bu dersleri düzenli takip etmeniz, abone butonuna tıklamanız, beğeni ve eleştirilerinizi de yorumlar kısmına eklemeniz. Ayrıca bu çalışmamızı tüm arkadaşlarınıza duyurup onların da yararlanmasını sağlamanızdır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Soru 1. Soru 1 diyor ki: İnda dav'il ahmari yecibu en. Yukarıdaki cümlenin kırmızı ışıkta durman gerekir anlamı taşıması için boşluğa hangi fiil getirilmelidir? Şimdi bu en var ise en'den sonra mutlaka fiili muzari gelecek ve fiili muzarinin de son harfinin harekesinin üstün olması. Çünkü mansubattandır bu sevgili öğrenciler. Tekifu durursun ama en olduğu için olmaz. Tekif olması lazım. Tekife durmanız lazım olur ama durman gerekir diyor. Yekifune duruyorlar olmaz. Tekife durman gerekir. Doğru cevabımız sevgili çocuklar D. Ekife zaten durmam gerekir olmaz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Ecvef fiilin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakın ecvef fiili aslında nedir? Aynül fiili illetli olan yani orta harfi ecvef boşluk demektir. Dolayısıyla ecvef fiil aynül fiili illetli olan fiil olarak bilirsek doğru cevabımız D olur arkadaşlar. Tıpkı salim fiiller gibi çekilirler. Çekilmezler. Ecvef fiillerdeki illetli harfler bilmek mümkün değildir. Mümkündür. Lamul fiili illetli olan fiillerdir. Lamul fiil değil, aynül fiili. Faul fiili illetli, hayır dedik. Aynül fiili illetli olan fiiller. Üçüncü soru. Aşağıdaki fiil çekimlerden hangisi emri hazır kipindendir? Emri hazır. Bakın. Emri hazır. Nedir? Sen şunu yap diyor. Evet. Şuraya bir tıklayalım. Nahnu firne. Biz kaçtık. Enti firri. Enti firri. Sen kaç. Sen firar et. Doğru cevabımız dur. Ene firtü ben kaçtım. Hüme ferra o ikisi kaçtılar. Hüve ferra o kaçtı. Dolayısıyla enti firri. Sen kaç diyoruz. Dördüncü sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi tebrik için kullanılan kalıp ifadelerden biridir? Arkadaşlar zaten burada mebruk, tebrik hemen bilmeniz lazım. Buraya tıklıyoruz. Mebruk. Tebrik. Kutlu olsun. Tebrik ederim. Elhamdülillah aleyhisselame. Geçmiş olsun. Sağlıklı oluşuna hamdolsun. Allahu yüsellimeke. Allah sana selamet versin. Naimen sıhhatler olsun. Yerhamukallah. Allah sana merhamet etsin. Hani aksırınca biz elhamdülillah diyoruz ya. Karşılığında duyanlar ne demesi gerekiyor? Yerhamukallah. Beşinci sorumuz. Diyor ki leyse el muhtemeli en yenzile selcu gaden.
Cümlenin yarın kar yağması muhtemel değildir. Yarın şöyle diyelim. Yarın kar yağması muhtemel değildir. Anlamı taşıması için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Leyse tehte altında olmaz arkadaşlar. Ale olmaz. En denden olmaz. İle e'a olmaz. O zaman leyse minel muhtemeli en yenzile selcu gaden diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. C şıkkını ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? İşaretliyoruz. Evet, siliyoruz. Tam bir şey olmuyor. Neyse. Altıncı soru. Eyne nokta nokta utlatake ya kerim. Buraya tatilini nerede geçirdin Kerim olmasa lazım. Ne diyeceğiz? Eyne kadayta utlatake ya kerim. Doğrusu bu. Eyne kadayta. Eyne meşeyte nerede yürüdün? Eyne bakite nerede kaldın? Eyne remeyte nerede attın? Eyne neveyte nerede niyet ettin? Doğrusu bu arkadaşlar. Yedinci soruda kâne ve grubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Kâne ve grubu. Kâne ne yapıyor? Kâne ismini ref haberini mansup eder. İnne ismini nasb haberini ne yapar? Merfu eder. Dolayısıyla doğru cevabımız bulduğumuzda diğerlerine bakmıyoruz. Çünkü kesin şey ismi daima merfu, haberi daima mansup olur. Sekizinci soru, Allahu hayran cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakiler hangisi doğru şekilde tamamlar? Arkadaşlar Allah seni hayırla mükafatlandırsın, hayırla karşılığını versin, hayırla cezanı versin. O nasar tüm mullahu hayra, Allah hayırla yardım ettiniz olmaz. Ketep tüm Allahu hayran, Allah'a hayırla yazdınız olmaz. Cezakumullahu hayran diyeceğiz. Cezakumullahu hayran. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Reakumullahu hayran. Allah sizi hayırla gördü. Asbahtum sabahladınız. Peki. Camiatuna ekberu camiatin fil alem. Adet attullab. Burada dünyadaki en büyük üniversite bizim üniversitedir. Hangi yönden? Min adedi tullab, min haysu diyeceğiz. Yani sayı yönünden, öğrenci sayısı yönünden dünyadaki en büyük üniversite bizim üniversitemiz. Ke enne sanki, yebdüen öyle görünüyor ki yebdüenne, leyte keşke, yazharu enne öyle görünüyor ki doğru cevabımız A'dır arkadaşlar. Bil beyti ahaden, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi İrab yönünden doğru şekilde tamamlar? Sare oldu. Leyse değildir. Kâne idi. Esbaha. Sabahladı. Lealle umulur ki. O zaman doğru cevabımız lealle diyoruz. Lealle fil beyti ahaden. Umulur ki evde birileri vardır. Umulur ki evde birileri vardır. El cündiyü esedün. El cündiyü esedün. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakiler hangisi? Doğru şekilde tamamlar. Leysel cündiye esedin. Yani asker aslan değildir diyor. Saral esed, saral cündiye esedin. Şimdi tabi burada sara, leyse, asbaha, kene. Sevgili arkadaşlar önce bunlar izah edelim. Bunlar kene ve kardeşlerindendir. İsmini ref haberi nasf eder. Halbuki burada el cündiye mansup olduğu için
İnneme kardeşlerinden bir edata bakacağız. Dolayısıyla keenne doğru cevabımız. Keennel cündiye esedün, asker aslan gibidir. Yani sanki aslan gibi çarpıştı filan anlamında geliyor. Mukabeletün, 12. soru, mukabele. Kur'an-ı Kerim'in karşılıklı okunması ya da bir şeyin karşılıklı yapılması ve kültürümüzde genelde Ramazan ayında yapılan Kur'an okumaları, karşılıklı Kur'an okumaları, hatim işlerine mukabele deniyor. Tabii kökenli de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Cebrail aleyhisselam'la yaptığı her Ramazan'da Kur'an'ı baştan sona karşılıklı okuma ile ilgili rivayet edilmiyor. Mukabele sözcüğünün üçlü kökü, sülasi formu aşağıdakine hangisidir? Arkadaşlar, mukabele, bakın, lakabe olmaz. Lakabe, lakaplandırdı. Kalebe çevirdi. Kale dedi. Belaka farkı. O zaman nedir? Kabile diyeceğiz. Kabile. Nedir? 12. soru. Kabile. Kabile, kabele, mukabele, istikbal gibi. Şimdi 13. soruya da bakıyoruz. Hüve nokta nokta filmin şehettühe fi hayati. Şehettühe fi hayati. Filmin, o bir filmdir. Nasıl şehettühe, izlediğim bir filmdir. Fi hayati, hayatımda izlediğim, diyeceğiz ki en güzel, en enteresan, en harika bir film. Fudla, tabi olmaz film müzekker diyeceğiz. Asbahu olmaz, sabahladı. Asbaru en sabırlı. Hüsne yine bu ile bu müennes sigasına geldiği için olmaz. Erva'u diyeceğiz. Erva'u. En harika, en harika bir filmdir hayatımda izlediğim. Tabii burada da huve erva'u filmin şehettühü fi hayati diyeceğiz. Demesi lazım da bunu yanlış düzenlemişler arkadaşlar. 14. soru. Hezihi nokta nokta kıssatin karatüve fi hayati. Hayatımda okuduğum en güzel hikayedir bu. Bu hikaye hayatımda okuduğum en güzel hikayedir. En harika, en çekici. Ne diyor? Hudla arkadaşlar. Faziletli, hüsne, güzel. E'le, yüksek. Esbahu, sabahladı. O zaman ehsenu diyeceğiz. Hazihi ehsenu kıssatin. Hazihi ehsenu kıssatin karatüha fi hayati. Karatüha fi hayati. Hazihi kıssatun. Hazihi ehsenu kıssatin. Ehsenu kıssatin. Bu nedir? En güzel hikayedir. Karatüha, okuduğum en güzel hikayedir. Fi hayati, hayatımda okuduğum en güzel bir hikayedir. 15. soruya geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi? Me hivayetüke, yani hobin nedir? Hobin nedir? Me hivayetüke, erkeğe soruyoruz. Senin hobin nedir sorusuna verilebilecek anlamlı ve uygun bir cevap değildir. Bakın, bu değildir vurgusuna hasreten dikkat ediyoruz. Mesela me hivayetüke el-kıraatü, okuma olabilir. Es-sibahatü, yani yüzme olabilir. Es-seferü, yolculuk, seyahat olabilir. Es-saydu, nedir es-saydu? Avcılık olabilir. O zaman el-kadimetü, gelen, bu hobinin karşılığı değildir sevgili arkadaşlar. 16. soru. Diyoruz ki 16. soruda İstekbeletni binti ibneti fismatari. İstekbeletni, beni karşıladı, ibneti, kızım, filmatari, havalanda. En yakın, bakın burada en yakın, en doğru. Demek ki bu manaya daha yakınlar da var ama en yakınını istiyoruz. Doğru olanlar var, en doğrusunu istiyoruz.
Mesela havaalanında kızımı karşıladım. Halbuki kızım beni karşıladı. Havaalanında kızını karşıladı. Halbuki kızım beni karşıladı. Havaalanında beni kızım karşıladı. Havaalanında onu kızı karşıladı. Havaalanında kızımla beni karşıladılar. Dolayısıyla nedir? C şıkkı. Ne yapmış? İstakbeletni, beni karşıladı. İbneti, kızım, filma tarih, havaalanında. 17. soru. İttasale fiilinin üçlü kökü, yani sürasi formu aşağıdakiler hangisidir? Mesela ittasale ne vardır arkadaşlar burada? Aslında elifi ve şeddeli t'yi atıp yerine bir vav ekliyorsun. Bunun aslı nedir? Vasale. Vasale. Mesela asale değil, salle değil, tasale olmaz. Velasa olmaz. Vasale. Vasale. Yani vasale eşleştirdi, bağladı. İşte ilgi kurdu. Sıla-i Rahim diyoruz burada. Mesela Sıla-i Rahim akrabaların birbiriyle ilişkisini devam ettirmesidir. 18. soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tefekkere düşündü fiilinin ismi faili nedir? Mütefekkirun. Tefekkere, yetefekkeru, mütefekkirun. Mütefekkirun düşünür. Mütefekkir Türkçe'de de kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla bakın A'dır. Tefekkere, yetefekkeru, mütefekkirun. Bu müfekkir tefeale şey değildir. Mütefekkerun düşünülen şey. Mufekkerun yine üzerinde kafa yorulan. Tefekkürün tefekkür etmek ama ismi fail budur. 19. Hel te'arifu tarikatel ihtimami nokta nokta el esnen. Burada tabi dişlerle ilgili nasıl özen gösterileceğini biliyor musun? Yani özen göstermenin yolunu, tarikatel ihtimam, özenme yolunun, yani özenme metodunun, özenme usulünün biliyor musun diyor. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar, an olmaz, fi de olmaz, min ile den yine olmaz, ke gibi olmaz. Doğru cevabımız bil esneni olacak. Bil esneni. Hel te'arifu keyfe yu'essiru'l insan? Hel te'arifu biliyor musun keyfe nasıl yu'essiru tesir ettiğini el insan insanın? Ne diyeceğiz? El bi'eti çevreye. Yani insanın çevreye nasıl tesir ettiğini, nasıl etki ettiğini biliyor musun? Minel bi'eti çevreden. Lil bi'eti çevre için. İlel bi'eti çevreye. Ama çevreye doğru. Bu ise çevrenin üzerine nasıl tesir ettiğini. Andiyandan doğrusu sevgili öğrenciler budur. Dediğim gibi bugünkü videomuz burada bitti. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Lütfen abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Abone olduğunuzda yeni bildirimlerden anında haberdar olacaksınız. Çünkü yeni videolarla ilgili size bildirim gelecektir.